Brian, do you copy? Hey, Ken, I hear you loud and clear. Hey, just want to let you know the turnout is a quarter mile away. Evet, herkese merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz, konu başlığımız gece kampı veya şöyle de diyebiliriz yatılı kamp. Bunlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konu başlığı altında güzel bir şekilde böyle sohbet videosu gibi sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Malum bu koronavirüsten dolayı hepimiz evde durduk zaten. Doğaya dönüş akımı vardı yani. 2015'ten sonra böyle bir akım olmuştu. Yani artık böyle biraz daha insanlar bilinçlenmeye başladı. Şehir hayatından bıktılar. Doğanın gerçek güzelliğini tanımaya başladı insanlar ve kampçılık, bushcraft çok nadir olan bu tür şeyler, konular insanlara uzak olmamaya başladı. İnsanlar tanımaya başladı ve bu özellikle koronavirüs döneminde karantina sürecinden sonra bittikten sonra yazın çok büyük bir patlama olacak. Yani bu sektörde inanılmaz bir patlama olacağını düşünüyorum. Ve çok fazla kişinin yatılı kampa gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden böyle bir video yapma ihtiyacı duydum. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Belirli konu başlıkları içinde bunları tartışacağım sizlerle. Bugün sürekli stüdyoda çektiğim gibi video çekmeyeceğim. Dışarıdayım, güzel bir hava var akşam. Bundan birkaç gün önce bayağı bir soğudu havalar. 15 derece vesaire düştü. Şu anda biraz daha böyle güzel, hafif böyle serin bir hava var. Dışarıda çekmek istedim videoyu da. Şimdi dikkat etmemiz gereken konulardan en önemlisi ateş. Neden? Çünkü ateş bize hem ışık kaynağı, hem ısı kaynağı, hem de hem psikolojik açıdan güven veriyor, hem fiziksel olarak bizi koruyor. Özellikle vahşi doğadaysanız, yani gerçekten vahşi olduğunu düşündüğünüz, vahşi hayvan potansiyelinin olduğunu düşündüğünüz yerlerde ateş konusuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu konu çok mühim bir konu. Dediğim gibi ateş konusuna dikkat edeceğiz. Nasıl dikkat edeceğiz? Çadırımızın belirli bir mesafede ateşi uzak bulması gerekiyor. Ne hayvanların arasından geçebilecek veya ateşten ürkmeyecek kadar uzakta yapmamız gerekiyor, ne de ateşi beslediğimiz zaman, fresh, taze tutmaya çalıştığımız zaman çadırımıza zarar verebilecek kadar da yakın olması gerekiyor. Bu yüzden arasını iyi bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Genelde küçük ateşler için yani 3-5 metre önerilir. Ama büyük ateş için daha fazlası önerilir tabii ki de. Bu tür yerlerdeyseniz tabii ateşi, dediğim gibi, hani ateşi tazelemeniz gerekiyor. Yani hem gece boyunca sabaha kadar 2 kere 3 kere belki de ateşi tazelemeniz gerekebilir. 12 saat 24 saat yanan ateş nasıl yapılır? Bununla ilgili teknik vesaire bilgileri tabii sahada çekimlere başladığımız zaman sizlere göstereceğim ama şu anda sadece üzerinden geçiyorum. Daha ayrıntılı olarak sahada gelecek zaten. Bu koronavirüs dönemi bitti, yasaklar kalkıyor. Bitmedi ama hani azalmaya başladı ve yasaklar da kalkıyor. Güzel videolar gelecek, unutmayın. Ateş konusunda dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi de hani ateşi her zaman mı böyle taze tutmamalıyız veya nerelerde taze tutmalıyız? Yani dediğim gibi hayvan tehlikesi olan yerlerde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten vahşi olduğunu, yaban olduğunu düşündüğünüz yerlerde buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama hani bunu söylerken de şu anlaşılmasın. Böyle özellikle Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında vesaire ya da insana yakın, şehirleşmeye yakın yerlerde, medeniyete yakın yerlerde tabii çok fazla vahşi hayvan görülme ihtimali düşük. Hani çok görülen bir şeyler değil bunlar. O yüzden böyle sürekli olarak ateşi taze tutayım, ateş olsun vesaire değil. Ama tabii ki de hani hem psikolojik açıdan hem keyifli, güzel bir kamp geçirmeniz için zaten ateş çok önemli. Hani sadece kendinizi korumanız için değil, keyifli bir şekilde, konforlu bir şekilde kamp yapmanız için de önemli. Bu ateş konusunu geçiyorum. Daha sonra hem vahşi hayvanlardan korunma amaçlı hem böceklerden korunma amaçlı çöp konusuna geleceğim. Özellikle gıda, sal atıklar. Yani bu biyo atıkları, gıda atıklarını vesaire falan kampımızdan uzak tutmamız gerekiyor. Yani çöpleri diyelim kısaca. Ne yapabiliriz? 50 metre ile 250 metre arasında sizin ihtiyaç gördüğünüz mesafede uzak bir yere koyabilirsiniz. Ağaca vesaire bağlayabilirsiniz. Bunlar gene ekstrem durumlarda önerilen şeyler. Ayı potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde vesaire. Toprağa gömme veya ağaca asma gibi durumlar. Tabii bunlardan başka olarak çöpü neden uzağa koymamız gerekiyor? Yani ben çok görüyorum. Özellikle böyle gençlerde vesaire kamp atıyorlar. Çadırın yanında çöpü hemen atıyorlar. Tabii o çadırın dibine koyduğunuz zaman tentenin üzeri sabah uyandığınızda karıncayla kaplanmış oluyor ve her taraf karınca oluyor. Zaten onlar bir saat içerisinde çok rahat bir şekilde 10 metrelik bir karınca yolu yapabilirler. Veya yuvaları yakınsa size 20-30 metre çok kısa bir şekilde yuvalarına, otobana koyabilirler. Ve onların gitmesi de çok
zor yani. Hem zamanınızı alır hem de kolay kolay gitmezler. Orada yiyecek potansiyeli olduğunu düşünüp buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sineği, böceği, arıyı vesaire çekmemek için de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hani şöyle de bir yönü var. Çöpü gerçekten çok böyle açığa da bıraktığınız zaman hem kampınızın yanına kedi köpek vesaire gelebilir çöp için. Dağıtabilir ortalığı. Hani çöpleri saçabilir vesaire, hayvan doğal olarak içinde beslenebileceği bir şey var mı yok mu diye arayacaktır. Hem de kuşları vesaire falan çekebilir. Benim öyle çok anım var. Çok fazla kuş sesinden dolayı, özellikle kıyılarda martı sesinden dolayı vesaire uyanabilirsiniz. Bu yüzden bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Çöp konusunda geçtiğimiz zaman karşımıza, yani gece çadırda kalırken çadırı hangi pozisyonlarda tutmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bu konu başlığına bakabiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de özellikle çadırın çok fazla veya kaliteli bir çadır olduğunu düşünmüyorsanız çadırınızın, gerçekten havalandırmaları eksikse veya hani birden fazla havalandırması yoksa, zaten çadırın havalandırma sistemleri hani çok kaliteli markalarda bile, çok yükseğe çıktığınız zaman premium diye sınıflandıracağımız firmalar bile maalesef şu anda hani çadırların tam olarak havalandırma sistemlerini, mühendisliğini iyi bir şekilde çözebilmiş değil. Bu yüzden çadırı %100 kapatmak yerine hani küçük hava sirkülasyonu sağlayabilecek bir şekilde sinekliği kapatarak, tabii ki sineklik açık olmayacak, böcekler vesaire içeri girmesin diye, bu şartla birlikte fermuarı biraz açık bırakabiliriz ki içeride hava sirkülasyonu sağlansın ve soluduğumuz da dışarıya atık olarak attığımız su buharı vesaire yükselerek tenteyle, çadırın tepesiyle, çatısıyla karşılaştığı zaman orada bir büzüşme olmasın, yoğunlaşma olmasın, damlama vesaire yapmasın diye, buna özellikle kış kamplarında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten hani eksilere düştüğü an çok ciddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Sabah uyandığınızda yani su gibi olur çadırın içerisi. Yere su bile birikebilir. O kadar ekstrem durumlarla karşılaşabiliyoruz. Dediğim gibi bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor ve çadırın her zaman sinekliğini kapalı tutmamız gerekiyor. Bu böcekler kısmıyla da ilgili ben bir video çekeceğim. Bu hayvanları tanımamız gerekiyor. Hangi hayvanların zararlı, zararsız, zehirli, zehirsiz, böceklerin hangisi zehirlidir, zehirsizdir, hangisi agresif değildir, uysaldır vesaire, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve ben bunlarla ilgili sahada zaten ayrıntılı bir videoda çekeceğim. Ama dediğim gibi bu konuda biraz bir cahillik var. Özellikle bende de çok zamanında çok bilgim yoktu bu konuda ve gerçekten bir insanı bile öldürmüş olan, yani Türkiye'de kayıtlarda bir insanı öldürmüş olan örümceği zehirinden dolayı, alerjik olarak değil, yani reaksiyondan değil, zehrin kendi gücünden sağlıklı bir insanı öldürmüş olan bir örümceği ben mesela daha önceden Türkiye'de genel olarak zehirli örümcek olmadığını düşündüğümden dolayı örümceğin severim hayvanları, böcekleri, ayrıntıyı severim. Ve hayvanı alıp elimde tutup bir güzel elimde eve kadar taşıyıp ve kavanozun içine ona bir yaşam alanı yapmıştım. Evet, teknik bir arıza nedeniyle bir kopma yaşandı. Kartın hafızası dolmuş. Temizledim şimdi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ben ne dediğimi unuttum tabii en son. Muhtemelen böcek konusunda, zehirli hayvanlar konusunda konuşuyorduk. Dediğim gibi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu konu hakkında çok fazla bilgimiz yok ve hangi böceğe karşı alerjimiz olup olmadığını da bilmiyoruz. Hani kötü bir anıyla birlikte hatırlamamız güzel olmaz ve bunu öğrenmiş, o böceğe karşı alerjimiz olduğunu öğrenmiş olmamız hoş olmaz. Bu yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son olarak ışık konusuna geleceğim. Ya ışık konusu hani insanlar tarafından çok önemsenmiyor. Özellikle kamp için konuşmayayım. Hani ama mesela yürüyüşlerde vesaire insanlar çok fazla ışık kaynağı taşımıyorlar yanında. Bu tehlikeli. Gündüz yaptığınız yürüyüşte bile yanınıza ışık kaynağı almanız gerekiyor. Çünkü her şey yolunda gitmediği zaman sizin ayarladığınız zaman dilimine girmeyebilir işler ve karanlıkta kalırsanız bir sürü kazaya sebep olabilir. Işık kaynağı çok önemli. Tabii ulaşacağınız yere ulaşmak için karanlıkta debelenip durursunuz. Gitmeye de çalışırsınız. Bacağınızı, kolunuzu vesaire kırabilirsiniz. Bu yüzden ışık konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı vahşi hayvanlar da ışıktan korkuyor, ürküyor. Bu yüzden
her halükarda ışık kaynağını yanımıza almamız gerekiyor. Kamp konusunda da yani kamp içi aydınlatma, kamp dışı aydınlatma vesaire için mutlaka ışık kaynağı yanımıza almamız gerekiyor. Hem ışık kaynağına güvenimizin de olması lazım. Yani kaliteli bir ışık kaynağımızın olması lazım. Aynı zamanda yedek olarak acil durumlar için bunların bataryaları veya pilleri yanımızda olması gerekiyor. Yedeklerinin bulunması gerekiyor. Diyeceklerim bu kadar. Bu videoyu çok fazla uzun tutmak istemedim aslında. Daha ayrıntılı videolar zaten çok yakında sahada gelmeye başlayacak. Zaten güzel bir ada videosu çekeceğim size. Tamamen insan yerleşiminden uzak bir adaya gideceğiz. Ege adalarından bir tanesi. Ve güzel bir video gelecek sizlere orada da. Takipte kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. O kadar. Hoşça kalın.